İyi günler sayın izleyenler. Televizyon 3 Haber Bültenini izliyorsunuz. Bölgemizden gelen haberlerimiz vardır. Birçoğunu zaten biz yakından ilgilendiriyor. Bir bakalım. 9 Mayıs Avrupa Günü Debre'de de kutlanmış oldu. Debre'de ilk öğretim okullarında başta olmak üzere Debre Lisesi'nde de kültür ve sanat programları düzenlenmiştir. Günüyle ilgili olarak Debre Belediye Başkanı Dr. Ekuran Duka kendi mesajlarını da sunmuş oldu. Bilindiği gibi her sene bölgemizde 9 Mayıs Avrupa Birliği Günü olarak kutlanmaktadır. İkinci Dünya Gazilerin yapmış oldukları son jest ise tam 9 Mayıs Avrupa Birliği gününe ilişkin olmaktadır. Öte taraftan ise Nazilere üzerine yapılmış olan son diğer güçlerin zaferi en iyi bir şekilde 2. Dünya Savaşı'nın sonucu olarak bölgemizde de kutlanmış oldu. Özellikle Gazilerin Birliği Başkanı Nazmi Kurtişi'ye göre özellikle bu özgürlükte yaşamak herhangi birisinin bedeli olmuştur. Ondan dolayı Debre ki özellikle gazilerin heykellerine taze çiçekler konuldu. Debre Belediye sınırları içerisinde bu sene toplam 245 öğrenci ilk öğretimi bitirmiş olacaklar ve liseye devam edecekler. O şekilde başta Penestia olmak üzere 117 öğrenciyle geri kalan ilk öğretim okullarının 9. sınıf öğrencilerin sayısı böyle bir dağılım almaktadır. Saidney Deni'de 74, Riste Ristevski ve bütün okulları ile birlikte 63. Öğrencilerin şu an özellikle çoğunu tamamen Debre Lisesi'ne kaydını yaptırmaktadır. Düşünmecisiyle devam etmesiyle birlikte %15'i ise mesleki okullar peşinde olduğundan dolayı başka şehirleri tercih edeceklerini bildirilmekteler. Yarın Debre'de geleneksel olarak özellikle Mayıs konserin düzenlenmesiyle birlikte Debre Kültür Evi'nin çalışmaları geleneksel olarak başarıdan başarıya devam etmektedir. Yarın saat 16.30'da başlayacak olan Mayıs konserinde büyük kısmında en meşhur ve en çalışkan özellikle en başarılı şarkıcılar da sahneye alması konusunda bir bekleme söz konusu olmaktadır. Son haberimiz spordan gelmektedir. Kavadar'da düzenlenmiş olan karate turnuvasında Debre takımı bu sefer de başarılı bir şekilde sonuca varmış oldu. Durin Paçuku'ya göre Rion Paşoli ve Sara Duka birinci yeri kazanmıştır. Ondan sonra Vanisa Dumani ve Aziz Ramadani ikinci yeri kazanmış oldular. Öte yandan ise hazırlıkla özellikle Banja Luka'da düzenlenecek olan Balkan turnuvası için tam hızıyla devam etmektedir. Haber bültenimiz devam ediyor. Sırada ise Makedonya'dan gelmiş olan haberlerimiz vardır. Onlara da hep birlikte bakalım. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Makedonya Radyo Televizyonu'nun çalışmaları ile ilgili olarak 2018 yılı analize almıştır ve neticelerine göre olumsuz bir rapor sunulmuştur. 26 milyon denarla kayıple kapatılmış olan Makedonya Radyo Televizyonu'nun çalışmalarına tamamen özen gösterilmesiyle birlikte ileride yapılacak olan adımlarla ilgili olarak kararlar getirilmiştir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev özellikle EBOR ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin istikrarı bir yandan öte taraftan ise reformların ve aynı zamanda demokrasinin süreçlerini uygulamaya gerçekleştirmesine ilişkin olarak vermiş oldukları, yapmış oldukları katkıları dile getirmişti. Kendisine göre EBOR bizim için strateji bir ortağımızdır. Ondan dolayı özellikle geçerli mevcut olan çalışmalar ve özellikle zirvelerde yapılmış olan analizler Kuzey Makedonya Cumhuriyeti için olumlu bir yankı yansıtmaktadır. Mevcut olan zirveler Saraybosna'da düzenleniyor. Geçen ikinci tur Cumhurbaşkanlık seçimlerine ilişkin olarak Vamaro'da Pamane'nin itirazları bu sefer 12 seçim yeri için gelmektedir. Burada ise çoğunu özellikle tam kullanılmış olan oy pusulası ve listedeki isimlerin aynı eşit sayıyı göstermediklerinden dolayı tam şikayetler için bir sebep alınmıştır. Mevcut olan etkinlikler buna yönelik gitmektedir. Öte taraftan ise bütün bu itirazlara Devlet Seçim Kurumu'nca cevaplar bekleniyor. Haber bültenimiz sona erdi. Hayırlı günler efendim.